Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünün tanıtımına başlıyoruz. Bugün Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden doktor öğretim üyesi Ece Genç Yöntem, mezunumuz Nazik Katlan ve ikinci sınıf öğrencimiz Itır Sürmeli bizlerle. Hoş geldiniz diyorum her birinize. İlk olarak sözü bölüm sunumu yapmak üzere İngilizce bölümünü temsilen Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ece Genç Yöntem'e sözü veriyorum. Ece Hocam söz sizin, buyurunuz. Merhabalar herkese. Ben doktor öğretim üyesi Ece Genç Yöntem. 2020 yılından beri Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Programı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllardır aslında Yeditepe ailesi içerisindeyim. Çünkü bir Yeditepe mezunuyum ben de. 2010 yılında mezun oldum bölümümüzden. Doktora çalışmalarım için yine Yeditepe'yi tercih ettim. Biliyorsunuz ki akademik kadro bir bölüm için çok önemli. Ve bölümümüzde değerli öğretim üyelerimizle beraber sağlam bir akademik kadromuz var. Ana bilim dalımızda bir profesörümüz, Sayın Profesör Doktor Ayşe Semra Akyel hocamız hem Eğitim Fakültesi dekanımızdır hem de bölümümüzün kurucusudur. Bir doçentimiz var, 5 doktor öğretim üyemiz var. Ben de bunların içindeyim. 2 araştırma görevlimiz ve bir lisansüstü bursiyer öğrencimiz bölümde görev almaktadır. İngilizce öğretmenliği programımız 4 yıllık bir programdır. YKS puanlarına göre öğrencilerimiz tam burslu, %50 burslu ya da ücretli kontenjanlardan bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Biliyorsunuz ki eğitim fakültemizin misyonunda ve vizyonunda da belirtildiği gibi yarının aydın dinamik öğretmenlerine alanlarındaki en iyi eğitim olanaklarını sunmayı amaçlıyoruz. Bunu hedefliyoruz ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefliyoruz. Bunu da öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla gelişime ve yeniliklere açık, eleştirel düşünebilen, çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilere sahip ve insanlarla sağlıklı ve güçlü iletişim kurabilen öğretmenler yeliştirmeyi hedefliyoruz. Ve bu doğrultuda programımızı hazırladık. Bu vizyon ve misyon ışığında aslında bölüm olarak önem verdiğimiz 4 tane prensibimizden bahsetmek istiyorum. Birincisi uluslararasılaştırma, ikincisi çok yönlü donanım, üçüncüsü uygulama ve dördüncüsü araştırma. Biz bu uluslararasılaştırmayı nasıl sağlıyoruz? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Birçok üniversitede olduğu gibi bizim de Erasmus ve exchange programlarımız var, anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalarla öğretmen adaylarımızın kültürler arası iletişim becerilerini geliştirmeyi ve bu becerileri de gerçek dünyada uygulamalarını amaçlıyoruz. Bölümümüz öğrencileri gerek İngiltere, Hollanda, İspanya, Belçika'daki seçkin üniversitelerle yaptığımız Erasmus anlaşmalarımızla gerekse de Amerika ve Kanada'daki üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla örneğin Indiana, Bloomington, Texas Tech gibi seçkin üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Yine uluslararasılaştırma prensibi ile ilgili olarak programımızın öne çıkan özelliklerinden biri de geçen sene IB diploma öğretmenliği sertifika programını kurmuş olmasıdır. IB yani Uluslararası Bakalorya programı ile 7 haftalık 2 dönemde eğitim alan mezunlarımız uluslararası tanınırlığı olan bir diploma ile yurt dışında da öğretmenlik yapabilirler. Bu çok güzel bir avantaj onlar için. Bunun dışında yabancılara Türkçe öğretmenliği sertifika programını açtık. Bu sertifika programı ile öğrencilerimiz yurt dışında yabancı dil uzmanı olarak Türkçe de öğretebilecekler. Bu da çok çok güzel bir avantaj öğrencilerimiz açısından. Peki çok yönlü donanım diğer bir önemli prensibimiz demiştik. Bu çok yönlü donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi biz nasıl yapıyoruz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki farklı öğrencilerimizi donanımlı hale getirmek için farklı bölümlerle çap ve yan dal anlaşmalarımız var. Güncel olarak baktığımızda öğrencilerimiz bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, çeviri bilim, İngiliz dili ve edebiyatı, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri ile çift ana dal yapabilmekte ve İngilizce öğretmenliği bölüm diplomasına ek olarak başka bir diplomaya da sahip olmaktadırlar.
Güncel olarak yan dal yapmayı tercih ettikleri bölümler arasında ise sosyoloji var, işletme, bilişim sistemleri, teknolojileri bölümü, kamu yönetimi, radyo, televizyon, sinema, uluslararası finans, uluslararası lojistik gibi taşımacılık programları var. Ve lisans programımızda, lisans programımızın akademik derslerine baktığımızda, müfredata baktığımızda meslek seçmeli dersler, genel kültür seçmeli ve alan eğitimi olmak üzere üç tür ders grubunu görüyoruz. Ve ilgili dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Lisans programımızda öğrenim gören öğretmen adaylarımız müfredattaki bu zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler yoluyla da kendi ilgi ve alakalarına göre, alanlarına göre kültürel ve mesleki konularda da kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmektedirler. Örneğin üniversitemizin yabancı dil olanakları çok fazla. Seçmeli ders olarak öğrencilerimiz istedikleri bir yabancı dili, örneğin Fransızca, İspanyolca, hatta Korece öğrenebilmektedirler. Ayrıca yine çok yönlü donanımla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Üniversitemiz modüler eğitim modelini savunan bir üniversite ve farklı fakültelerin tüm üniversite için açtığı üniversite dersleri var. Bu öğrencilerimiz kendilerini çeşitli yönlerde de geliştirme şansı elde etmektedirler bu dersleri aldıkları zamanlarda. Biliyorsunuz ki pandemi dönemiyle birlikte online eğitime geçtik. Ve online eğitim, öğretmen adaylarımız, öğrencilerimiz online eğitim alıyorlar. Online eğitimle beraber öğretmen adaylarımızın dijital becerilerini daha da geliştirmek için bazı öğretmenlik becerisi dersleri içine online öğretmenlik uygulamaları ekledik. Bu sayede ileride ilkokul, ortaokul ya da lise seviyesinde online eğitime geçildiği zaman hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir sorun yaşamadan online dersleri yürütebilecek hale gelme fırsatı sağlamış olduk öğrencilerimize. Bu da onlar için çok büyük bir avantaj olacak. Diğer olmazsa olmaz prensibimiz ve öğretmenlik mesleği için çok çok önemli olan tabii ki uygulama. Öğretmenlik mesleği pratik yapmadan kesinlikle çok zor. Dolayısıyla normalde biliyorsunuz ki son sınıfta zorunlu stajımız var öğretmenlik bölümlerinde ve ben de bu arada staj koordinatörüyüm bölümümüzün ama biz öğrencilerimize ikinci sınıftan itibaren akran öğretmenlik uygulamaları yaptırarak öğretmenlik uygulamalarına başlatıyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de akran öğretmenliğine ek olarak bizim çevre okullarla yaptığımız anlaşmalarımız var. Örneğin Ataşehir'de Celal Yardımcı Ortaokulu ya da İstek Vakfı okullarıyla yaptığımız anlaşmalarla da açılan seçmeli bölüm derslerini alan öğrencilerimiz gerçek okul ortamında öğretmenlik deneyimi kazanma fırsatı sağlamış oluruz aslında öğrencilerimize. Yani normalde 4. sınıfta zorunlu olan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini almadan evvel isteyen öğrencilerimiz bu alan seçme derslerimizi alarak öğretmenlik deneyimi kazanmaya başlıyorlar daha erkenden. Bu arada dediğim gibi ben bölümümüzün staj koordinatörüyüm. Biz geçen sene ve bu sene stajımızı tabii ki online yürüttük pandemiden dolayı. Adaylarımız ister devlet ister özel okullarda her seviyede öğretmenlik uygulaması yapma şansı elde ediyorlar stajda. Dediğim gibi pandemi döneminde biz staj uygulamalarımızı online yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Ve öğretmen adaylarımız ders pratiklerini online yapıyorlar şu anda. Bölüm olarak baktığımızda aslında pandemi sürecine ve online eğitime çok kısa bir süre içerisinde başarılı bir şekilde adapte olduğumuzu düşünüyorum ben. Diğer prensibimiz de aslında araştırma. Bu son sınıfta öğrencilerimizin aldığı öğretmenlik uygulaması dersiyle birlikte eş zamanlı olarak 4. sınıfta alınan öğretmen araştırmaları dersimiz var. Bu öğretmen araştırmaları dersi kapsamında öğrencilerimiz uygulama yaptıkları okullarda eylem ya da sınıf araştırmalarını yapmalarını sağlıyoruz aslında. Öğrenciler bu dersin bir gerekliliği olarak staj okullarında veri topluyorlar. Bu verileri analiz ediyorlar ve dönem sonunda da bir dönem projesi teslim ediyorlar öğretmenlerine. Bunun faydası nedir? Aslında bu çalışmalar öğretmen adaylarımızın birer araştırmacı olarak yetişmesine çok güzel imkan sağlıyor. Son olarak da ben bölümümüzün kariyer olanaklarından bahsetmek istiyorum.
programdan mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen ya da üniversitelerin hazırlık kadrolarında okutman, öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Ve son yıllara baktığımızda öğretmen adaylarımız rahatlıkla Nisan ayından itibaren zorluk çekmeden iş bulmaya başlıyorlar. Bunu söyleyebilirim. İstanbul'da 8 tane İstek Vakfı okulumuz var. Antalya'da 2 tane okulumuz ve isim hakkı verdiğimiz 7 okulumuz var bildiğim kadarıyla. Ve iyi yetişen mezunlarımıza bu okullarda iş bulma fırsatı sağlamış oluyoruz. Bu da çok güzel bir ayrıcalık onlar için. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü programlarda öğrenci olarak, bursiyer ya da araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Özellikle bizim mesleki gelişim için açtığımız İngiliz dili eğitimi, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız var. Ayrıca yine kariyer hedefleyen öğrencilerimiz için İngiliz dili eğitimi doktora programımız var. Özellikle doktora programımızdan mezun olan öğrencilerimiz şu an hali hazırda yurt içinde ve yurt dışındaki birçok seçkin üniversitede doçent, doktor öğretim üyesi ya da doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadırlar. Bu da en büyük gururumuz. Önceden bahsettiğim yabancılara Türkçe öğretimi ve IB sertifika programından yararlanan mezunlarımız için de iş bulma imkanları daha da artacaktır. Bunu da söylemem gerekiyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de İngilizce öğretmeni yetiştirmek çok zor ve bu dönemde daha da zor. Bizim programımız akredite olmuş bir program ve akredite olan programımızda güçlü akademik kadrosu ve sağladığı birçok olanak ile kaliteli eğitim almak isteyen tüm adayları Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Programı'na bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ece Hocam, çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Şimdi ben sözü ikinci olarak 2017-2018 mezunumuz Nazik Kaplan'a veriyorum. Nazik, söz senin. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Ben Yeditepe Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldum ve Yeditepe'yi tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri güçlü bir akademik kadrosu olması ve bizi dünya çapından eğitimcilerle buluşturuyor olmasıydı. Bunun yanı sıra Yeditepe'yi tercih etmemdeki ikinci en büyük etken başka bir yabancı dil öğrenme arzumdu açıkçası. Çünkü Yeditepe Üniversitesi'nde ikinci sınıftan itibaren üçüncü bir yabancı dil öğrenmek için teşvik ediliyorsunuz. Ve Fransızca, İspanyolca, Japonca ve hatta Korece gibi birçok dünya dilini öğrenme fırsatınız oluyor. Yeditepe'de ilk iki sene ağırlıklı olarak teori derslerimiz oluyor. Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sınıfta yaş gruplarına göre uygun materyal hazırlamayı öğrendiğimiz, sınıf yönetimini ve yenilikçi öğretim yöntemlerini hem keşfederek hem de uygulayarak öğrendiğimiz birçok pratik dersimiz oluyor. Aynı zamanda dördüncü sınıfta bir staj eğitimimiz oluyor, uygulamamız oluyor. Bu staj uygulamasında farklı yaş grup ve yetenekteki öğrencilerle çalışma fırsatımız oluyor. Burada kendi adıma söyleyebilirim ki aldığım eğitimle birlikte benim staj deneyimi başarılı bir öğretmen profili geliştirmemde en büyük katkısı olan uygulamalardan biriydi. Yeditepe'den mezun olduğunuzda gerçekten yenilikçi öğretim yöntemlerine hakim, alanında donanımlı bir İngilizce öğretmeni olarak mezun oluyorsunuz. Ben şu an ana bilim okullarında ortaokul seviyesinde çalışıyorum. Nazik, sana şöyle bir sorum olacak. Meslek hayatında Yeditepe Üniversitesi'nin kattığı artılar nelerdir senin için? Yani öne çıkan artıları nelerdir eğitiminde, İngilizce öğretmenliği eğitiminde? Dil bilim, ikinci dil edinimi, çocuklara İngilizce öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi hem kuramsal hem de seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinden oluşmaktadır. Ben de hem İspanyolca öğrenip hem de stajımı istek okullarında yaptığım için kendi adıma söyleyebilirim ki staj 4 senelik eğitimim ve staj deneyimi benim başarılı bir öğretmen profili geliştirmemde en büyük rol oynayan uygulamalardan biriydi. Peki Nazik, teşekkür ediyorum. Son bir sorum daha olacak sana. Bölümü seçen öğrenciye tavsiyeniz nedir, neler olur ya da senin bir tavsiyen var mı? Kesinlikle ikinci ve hatta üçüncü bir dil öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki günümüzde artık İngilizce yeterli olmuyor. Bunun yanında üçüncü ve hatta dördüncü bir dil öğrenmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği programında olan herkesin bence Erasmus ya da Exchange gibi programları deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra staj deneyimine ne kadar erken başlarlarsa o kadar faydalı olacağına inanıyorum. Peki Nazik, sana da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak
İkinci sınıf öğrencimiz Itır Sürmeli'ye sözü bırakıyorum. Itır, son söz senin. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Itır. 2 senedir Yeditepe'de okuyorum. Açıkçası ilk geldiğimde hani çok sadece okul gezer gibi gelmiştim. Öyle çok büyük bir ben kesin buraya gelirim inancım yoktu. Ama bölüm başkanıydı diye hatırlıyorum. Zeynep Hoca'yla tanıştım ve bana bölüm hakkında bilgi verirken bölümde öğretmenliği tiyatro gibi gördüklerini ve bu yüzden sürekli olarak sahnede ve performans göstererek yaptığımızı ve uygulayarak öğrendiğimizi söyledi. Açıkçası hem sanata olan ilgimden hem spesifik olarak tiyatroya olan ilgimden, aynı zamanda mesleğe olan aşkımdan dolayı bu benim çok fazla ilgimi çekti. Ve bu cümle sayesinde ben gerçekten o gün dedim ki evet ben Yeditepe Üniversitesi'ne kaydımı yapacağım. Bununla birlikte sadece bu da değil tabii ki ama yabancı dil olanakları daha önce de çok söylendiği gibi gerçekten hani öğrenmek isteyebileceğiniz neredeyse her dili, şu an yaygın olan neredeyse her dili öğrenme imkanımız var ve bu çok güzel bir şey. Ve en sonunda bize kaç kur tamamladığımıza dair bir diploma veriliyor. Bu da yani hani ileride işime çok yarayacağına inandığım bir şey. Az önce mezun olan arkadaşımızın da dediği gibi yabancı dil şu anda önemli ve İngilizcenin çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Özellikle de odaklandığım konu İngilizceyken. Bu yüzden bu ve aynı zamanda dediğim gibi o yabancı diller ve uygulama imkanımla birlikte ben Yeditepe'ye kaydoldum. Geldiğimde işte biraz çok fazla kalabalık olmasından çok gerilmiştim. Ve herkes hazırlık sınavına ne kadar zor olduğundan bahsediyordu. Açıkçası bu beni biraz ürküttü. Ama kendimden emindim ve öncesinde de biraz çalışmıştım. O yüzden hiç zorluk yaşamadan hazırlığı atladım. Bu çok güzeldi benim için. Çünkü bir an önce fakülteyi deneyimleme şansı buldum. Ve bütün tanıdığım hocalarıma ve bölümdeki arkadaşlarıma hayran kaldım. Çünkü gerçekten hayal edebileceğimden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani Yeditepe'de olduğum için böyle olduğunu düşünüyorum. Çok fazla araştırma yapmıştım üniversiteyi seçimlerimi yaparken. Çok fazla okul gezmiştim ve hiçbirinde kampüste bu kadar fazla aktivite yapabileceğimi görmemiştim. Sosyal kulüpler olabilir, işte o oturulabilecek sayısız kafeterya ve yemyeşil alanları olsun işte hepsiyle birlikte. Dedim evet bence harika bir fikir ve sosyal kulüplere de okula başladığım gibi ilk veya ikinci haftada kayıtları başlamıştı. Ben de hepsiyle teker teker konuştum ve birkaç tanesine kaydoldum. Daha önce belirttiğim gibi tiyatroya olan ilgimden dolayı ilk adımı tiyatro kulübüne attım ve gerçekten çok güzel bir ortamı vardı. Herkes çok cana yakındı ve çok sevecendi ve gerçekten hani bir şeyler yapabileceğimi hissettim orada. Çünkü sadece kulüpleri var etmek dışında okul kulüplere çok büyük bir destek sağlıyor. Ve bu yüzden kulüplerin aktif olarak ve hani hedeflenen noktaya doğru gitmesini sağlıyor. Bence bu çok çok önemli bir şey bir okul için. Onun dışında dersler çok gerçekten çok düzenli gidiyor. Hani üniversiteye başladığımda herkes şey diyordu. Hocalar çok hani umursamayabiliyor, işte dersler dengesiz olabiliyor. Hiç öyle değil. Gerçekten umduğum gibi kendimi bir düzene oturtabildim. Bu benim için çok önemli bir şey ve diğer arkadaşlarım için öyle olabileceğini düşünüyorum. Üniversite hayatım boyunca kendimi bir düzene oturtturabildim ve tanıyabildiğim o sayısız kulüplerdeki insanlar ve sınıf arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde kendim hakkında da çok daha fazla şey öğrendim. Bence üniversite hayatında bir insana katılabilecek en büyük şey bu. Kendini olabildiğince doğru noktaya getirmek ve kendini bulabilmek. Yeditepe'nin bana bu konuda sağladığı imkanlar gerçekten ne kadar müteşekkir olduğumu anlatamam. Onun dışında sadece hani benim yararlanamadığım henüz ama çok istediğim, çünkü hani malum evdeyiz. Okulun spor salonu ve havuzunun çok güzel olduğunu duydum ve gerçekten okul açıldığı gibi oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Benim orada olduğum süreçte okulu tanımak için çok fazla zaman harcamamdan dolayı çok fazla hani kulüpler olsun onlar olsun dışında bir şeye zaman ayıramadım. Yani o spor salonunu tanımak ya da okulda diğer kurslara bakabilmek. Ama çok fazla kurs seçeneği olduğunu da gördüm. Yabancı dil kursları var hafta sonlarında verilen ya da atıyorum böyle destekleyici bir sürü ders seçeneği var. Aynı zamanda şimdi ikinci sınıfta olduğum için arkadaşlarımın birçoğu Erasmus'a başvurdu ve kazanan çok oldu ve gerçekten herkes çok mutlu. Ben başvurmak istemedim şahsen ama
Eğer isteyenler olursa sistemin ve programın ne kadar güzel işlediğini de belirtmek istiyorum. Yani birinci elden gördüm bunu. Yani kendim yaşamasam da çok yakın arkadaşlarımın hepsi Erasmus'a gidecek önümüzdeki sene. Ve hani bu hem kendim için hem çevremdekiler için çok güzeldi. Hem de benim de bir fikrim oldu. Belki seneye ben de kaydolurum. Şu an İspanyolca alıyorum. Bu İspanyolca'da aldığım üçüncü kurs. Ve gerçekten çok da etkili işleniyor dersler. Hani geçmiş eğitim dönemlerimde lisede falan ikinci bir yabancı dil olduğunda her sene tekrar baştan başladığı için herhangi bir ilerleme kaydedemiyordum. Şu anda gerçekten kendimi çok ilerlemiş ve istediğim cümleleri kurabilecek halde görüyorum ve bu yüzden çok memnunum. Hem derslerden, hem hocalardan, hem okuldan. Online olarak bile olsa gerçekten etkisini hissedebiliyorum derslerin. Hocalar çok ilgili ve gerçekten hani kafamı dersten çeviresim bile gelmiyor. Normalde dikkati çok dağılan bir insan olsam bile hocalar derste o kadar güzel bağlıyor ki öğrenciyi. Hiç yani ders fark etmeden geçmiş oluyor ve gerçekten çok fazla bilgi edinmiş oluyorum. Bu gerçekten hani tahmin edemeyeceğim kadar harika bir şey. Ve umarım sizin için de öyle olur. Bölüm olarak gayet harika bir bölüm ve gerçekten çok fazla fırsatı var. Ve okul olarak da Yeditepe'nin kampüsü ve çevresi, her şeyi çok güzel. Hani bütün arkadaşlarıma da, yani sadece burada size değil, gerçekten kendi yakın çevreme de sürekli olarak bizim okulu tercih etmeleri gerektiğini, ne kadar güzel olduğunu anlatıyorum. Ve umarım sizi de okulda görürüm diye. Itır, çok teşekkür ediyoruz. Ufak bir sorum olacak sana. Gerçekten hem güzel bir üniversite yaşıyorsun. Yani üniversiteyi gerçekten iyi, hem bölüm olarak hem kişisel olarak güzel yaşıyorsun. Peki sen bir sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani kariyer hedefin nedir? Nasıl bir kariyer hedefi çizdin kendine ya da? Ben kendimi bildim bileli. Hatta ilk öğretmenimle tanıştığımdan beri öğretmen olmak istiyordum zaten. Ve zaman geçtikçe yabancı dile yatkınlığım olduğunu fark ettim ve bu yüzden İngilizceyi tercih ettim. Yani gerçekten bütün lise hayatım boyunca bu bölümü okumak için çalıştım. Bundan sonra da stajımı tamamlayıp mümkün olursa okulda kalmak, stajımı yaptığım okulda kalmak ya da başka bir özel okulda öğretmen olarak devam etmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Itır, sana da. Doktor öğretim üyesi Ece Genç Yöntem, mezunumuz Nazik Kaplan ve öğrencimiz Itır Sürmeli'ye İngilizce öğretmenliği tanıtım için çok teşekkür ediyorum ve yayını burada bitiriyorum.